Efendim bizler bugün sizlere Rize Ardeşen'den sesleniyoruz. Görüyorsunuz dağların ve doğayla iç içe olan bir konaklama alanına geldik. Şimdi burayla alakalı birçok şey konuşacağız ama gelin hep birlikte bu güzel manzara eşliğinde konaklama alanımıza geçmiş olalım. Temel Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sizler de mekanıma, memleketimize hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederiz. Şimdi güzel sohbetimize başlayacağız ama bunlardan önce bir sizleri tanıyalım istiyoruz Temel Bey. Öncelikle beni onurlandırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben 1975 Ardeşen doğumluyum. Buralıyım, doğma büyüme buralıyım. Doğma büyüme burası aslında. Evet, burası benim memleketim. Kısa bir süreli yurt dışı, şehir dışı çalışmadan sonra 2014 yılında buraya geldim. İki çocuk babasıyım, evliyim. Hayatımızı burada idame ettirmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Aslında memlekete duyulan hasretten kaynaklı buraya geldik ve güzel bir alan yaptık aslında kendimize. Evet, efendim. Sonrasında da tamamen misafirlere yönelik aslında burada çalışmalar başladı. Peki buradaki hikaye nasıl başladı? Yani nasıl karar verdik burada böyle bir işletme yapmaya? Söylediğim gibi 15 yıllık bir gurbet hayatım oldu benim. Gurbet hayatı süresince sürekli olarak memlekete dönmeye ihtiyacı hissettim. Bir özlem vardı bende. Sağ olsun şirket yetkilileri beni buraya gönderdiler. Aynı şirkette olduğu için özel bir sektörde. 2014 yılında buraya geldim. Hemen kendime burada küçük bir ev yapmaya çalıştım. Sonra işte turizm sektörünün artmasıyla beraber rotayı turizm sektörüne ticari faaliyeti olarak çevirdik. Çok şükür geçen sene de hizmetimize başladık. Şu anda gayet de doluluk oranımız yüksek geçiyor. Gayet de iyi geçiyor. Verimli bir sezon olacağına inanıyorum. Çok güzel. Şimdi aslında burası normal otellerden farklı bir konseptti. Bizler birazcık röportajımıza başlamadan önce gezme fırsatımız oldu. Ev gibi aslında burası değil mi? Kesinlikle. Tamamen aile tarzı, ailenin konaklayabileceği bir ev. Hatta iki ailenin aynı anda konaklayabileceği bir tesis hazırladık. Zaten sizin de az önce bahsetmiş olduğunuz gibi muazzam bir manzaramız var burada. Havalanımız açıldı, yaylalara çok yakın mesafede. Gece manzarası ayrı güzel, gündüz çok çok daha ayrı bir güzel. Kuşlarımızın göç yolu altında, misafirlerimizin çok rahat, çok iyi bir şekilde dinlenebileceği bir tesisimiz var. Çok güzel. Aslında Türkiye'nin cenneti gibi bir yerdeyiz. Çünkü yeşilin ve mavinin buluştuğu bir yerdeyiz ve gün batımına doğru aslında kızılı da görüyoruz biz burada değil mi? Evet, evet, evet. Özellikle havanın açık olduğu zamanlarda işte Gürcistan kıyıları buradan çok net gözükebilmekte. Aynı zamanda Kaşgar'ın zirveleri, işte Karadeniz'in tamamı, işte şehir manzaramız, vadi manzaramız burada mevcuttur. Misafirlerimiz teraslarında çaylarını yudumlarken hem manzara eşliğinde hem aileleri birlikte uzun süreli tatil yapabileceklerdir burada. Manzara eşliğinde aslında konaklamalarını tamamen gerçekleştirmiş Kesinlikle. Oluyorlar burada. Şimdi peki bizim burada kaç tane odamız vardır? Şu anda 2 tane yatak odamız var. Toplamda 8 kişinin çok rahat bir şekilde konaklayabileceği, aynı zamanda misafirlerimiz için keyifli zaman geçirmeleri için jacuzzi bir oda yaptık balkonumuzda. Tamamen cam iken. Aynı manzaraya o oda da sahip. Hem çocuklarımız hem yetişkinlerimiz çok rahat bir şekilde jacuzzi'den istifade edebilmeleri için o imkanı sağlamış olduk. Şimdi burada en önemli şeylerden birisi de aslında hijyen. Çünkü bizler konaklamaya geldiğimiz zaman istiyoruz ki temiz olsun, temiz bir yerde konaklayalım. Peki sizler buradaki temizliği nasıl sağlıyorsunuz? Bizim beraber çalışmış olduğumuz profesyonel bir ekibimiz vardır. Malumunuz olduğu üzere çok zor bir süreçten geçtik, pandemi sürecinden geçtik. Bunu da dikkate alaraktan her misafirimizin giriş çıkışlarında mutlak suretle profesyonel ekipler tarafından temizliğimiz yapılmaktadır. O konu bizim için kırmızı çizgimizdir. Misafirlerimizin en ufak bir zarar görmesini kesinlikle istemeyiz. Bu vesileyle tam anlamıyla ultra bir hijyen alan sağlamaya çalışıyoruz efendim. Çok güzel. Şimdi biz doğayla iç içe bir yerdeyiz dedik. Bayağı bir yüksekteyiz. Hava bu kadar temiz olunca da karnımız acıkıyor. Peki sizler burada yemek servisleri falan da sağlıyor musunuz? Tabii ki. 24 saat üzerinde market hizmetimiz zaten var. Gece saat hiç önemli değil, kaç olması önemli değil. Aynı zamanda sabahları kahvaltı vermekteyiz. Kahvaltı imkanlarımız var. Karadeniz'e geldiysek bir muhlama yemeden de olmaz deriz tabii ki. Kesinlikle. Misafirlerimiz arzu ederlerse ekstra olarak kendilerine istemiş oldukları
menüyü sağlamayabilmekteyiz efendim. Çok güzel. Çok güzel aslında. Sizlere ulaşım da çok kolay. İstediğimiz her yerden sizleri arayıp rezervasyon sağlatabiliyoruz. Kesinlikle. Şimdi sizler aslında kısa zamanda güzel işler yapmışsınız ve mutlaka bu başarının bir sırrı vardır. Bunları da röportajımızı sonlandırmadan önce sizlerden öğrenmiş olalım. Bu projeyi eşimle beraber başlattık. Kendisi bu konuda bana çok destek oldu, çok yardımcı oldu. Benim en büyük desteğim kendisi olmuştur. Kendisine teşekkür ediyorum buradan. Buradan da selamlarımızı yollamış olalım kendilerine. Ve sonuçta iyi bir eser çıkarttığımızı düşünüyorum. Bu bir başlangıç bizim için. Sektörde yeniyiz. Sizin aracılığınızla da daha da büyüyeceğimize inanıyorum efendim. İnşallah. Şimdi geleceğe dair de planlarımız vardır aslında. Bir tek burada kalmayacağız galiba. Çünkü çok güzel bir alan kurmuşuz. Burası daha fazla yerlerde de aslında olmalı diye düşünüyorum. Peki hedefleriniz nelerdir? Bundan sonraki süreçte bungalov tarzı evlerle ilerlemeyi düşünüyoruz. Az önce bahsetmiş olduğum gibi terasımızda kahvaltı ve akşam yemeklerinde menüler hizmetinize sunacağız inşallah. Şu andaki düşüncemiz bunlardan ibaret efendim. Aynı zamanda tur rehberliği de söz konusu. Yaylalarımız malum çok yakın bize. Özellikle Kaçkarlar, göllerimiz. Çünkü yaylalar yani anlatılmaz, gerçekten görülmeye değer bir alan. İnsanlar gelip görmeli, tabii rehber eşliğinde görmeli. Kesinlikle. Bu konuda benim büyük olan çocuğum bu konuyla ilgili eğitim almakta. O da kısa bir süre içerisinde sektöre atılacaktır diye ümit ediyorum. Çok güzel. Aslında bir dahaki sefere geldiğimiz zaman bizleri gezdireceksiniz o zaman buralarda. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu benim için söz olsun. Her zaman sizi bekliyorum. Çok teşekkür güzel. Ederim. Çok teşekkür ederiz. Şimdi son olarak değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Semer Bey? Havaalanının açılışından sonra artık ulaşım çok çok daha kolay oldu. Türkiye'nin her tarafından Rize Artvin Havalimanı'na ulaşım sağlanabiliriz. Arzu ederlerse kendileri istedikleri yerden alabiliyoruz. Tur hizmetimiz de mevcuttur. Her zaman bekliyoruz efendim.